Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere basit çekimli fiiller, ek fiil, birleşik çekimli fiiller ve fiillerde yapı konusunu anlatmış olacağım. Basit çekimli fiillerle başlıyoruz. Basit çekimli fiiller, diğer adıyla basit zamanlı fiiller. Bir kipeki alan fiillere denir arkadaşlar. Önemli olan nedir? Fiilin bir tane kipeki almasıymış. Şu şekilde formalize edebiliriz. Bakın fiil kök ya da gövdesine bir tane kipeki getirdiğimizde akabinde de kişi eki alırsa arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Basit çekimli fiil diyoruz. Örneklerimize bakalım. Yaşam kalitesi üzerinde olumlu ya da olumsuz fark yaratır cümlesinde yaratmak fiil. Buradaki ır nedir? Bildiğiniz gibi arkadaşlar geniş zaman kipidir. Bakın bir fiil bir tane kipeki almış. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Basit çekimli ya da diğer adıyla basit zamanlı fiil denir. Diğer örneğimize bakalım. Patron çay ve kahve ikramına sınırlama getirmiş cümlesinde getirmek fiil. Miş nedir burada? Öğrenilen geçmiş zaman kipidir. Dolayısıyla getirmek fiili bir tane kipeki aldığı için yine bu da basit çekimli fiil olarak kabul edilir. Anlatılanları unutmamak için mutlaka not almalısın ifadesinde almak fiil. Malı meli nedir arkadaşlar? Dilek tasarlama kiplerinden olan gereklilik kipidir. Sın ise sen almalısın nedir? İkinci tekil şahıs ekidir. Bakın arkadaşlar yukarıdaki formüle uygun olduğundan dolayı almak fiili gereklilik kipekinden sonra şahıs eki almış. Netice itibariyle bir tane kipeki aldığı için bu sözcük nedir? Basit çekimli fiildir. Size karşı kaba görünmek istemiyorum cümlesinde ise istemek fiildir. Buradaki mi olumsuzluk ekidir arkadaşlar. Yor eki kendinden önce gelen a ve e'yi daraltarak ı, i, u, ü yapar. Bu da demin de söylediğimiz gibi olumsuzluk ekidir. Yor eki nedir peki? Bakın bu da şimdiki zaman kipidir. Um ise birinci tekil şahıs ekidir. Ben istemiyorum anlamına gelir. Dolayısıyla istemek fiili bir tane kipeki aldığı için bu da yine arkadaşlar basit çekimli fiil olarak kabul edilir. Bu sınıfı çabuk gruplara ayırın cümlesinde ayırmak fiildir. In nedir? Siz ayırın anlamına gelir. İkinci çoğul şahıs ekidir arkadaşlar. Peki kipeki var mı? Yok. O yüzden bu sözcük emir kipiyle çekimlenmiştir. Bir buyruk şeklinde bildiriyor. Ayırmak fiili emir kipiyle çekimlendiği için bir tane kipekiyle çekimlenmiştir. O yüzden biz buna da ne diyoruz arkadaşlar? Basit çekimli fiil diyoruz. Geçiyoruz ek eylem diğer adıyla ek fiillere. Arkadaşlar imek fiil olarak da adlandırılan bu ek hem isim hem de fiil çekim eki olarak kabul edilir. İ fiil köküdür burada. Ek eylemin iki tane önemli görevi vardır. Bunlardan birincisi arkadaşlar bakın demin görmüştük hatırlarsanız basit çekimli fiillere gelerek onları birleşik çekimli ya da diğer adıyla birleşik zamanlı fiil haline getirir. Üç tane ek var arkadaşlar. Fiillere gelen üç tane ek fiil var. Bakın idi, imiş ve ise. İdi nedir arkadaşlar? Biz bunu ne olarak adlandırılıyoruz? Hatırlayın bu hikaye olarak bilinir. İmiş rivayet olarak bilinir. İse ise arkadaşlar nedir? Şarttır. Yine ek fiilin ikinci önemli görevi ise isim soylu sözcüklere gelerek onları genellikle ne yapar arkadaşlar? Hatırlayın. Yüklem yapar. Burada dört tane ek görüyoruz. İdi, imiş, ise ve geniş zaman çekimi olmak üzere dört tane çekimi vardır. İdi nedir arkadaşlar? Literatürde dili geçmiş zaman çekimi olarak bilinir. İmiş yine literatürde mişli geçmiş zaman çekimi olarak bilinmektedir. Bu da arkadaşlar şart eki olarak bilinmektedir. Geniş zaman eki genellikle arkadaşlar
kişi ekleriyle yapılır. Bunun ayrıntılarını da biraz sonra görmüş olacağız. Şimdi detaylara geçelim isterseniz. Ne demiştik? Ek fiilin iki tane önemli görevi vardır demiştik arkadaşlar. Bunlardan birincisi, bakın, basit çekimli fiillere gelerek onları birleşik çekimli ya da diğer adıyla birleşik zamanlı fiil haline getirir. Yine şu şekilde formülize edebiliriz. Fiil kök ya da gövdesine kip eki geldikten sonra ek eylem gelir. Daha sonra da şahıs eki gelerek birleşik zamanlı, birleşik çekimli fiil oluşturulur arkadaşlar. Bakın, ek fiille biz birleşik zamanlı, birleşik çekimli fiilleri ben bir arada anlatacağım. Çünkü aynı konu arkadaşlar. O yüzden dikkatli dinleyin. Şimdi bakın, dili geçmiş zaman, mişli geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman, gereklilik kipi, dilek şart kipi ve istek kipinden sonra gelen idi, imiş ve ise basit çekimli fiilleri ne yapar arkadaşlar? Hatırlayın, birleşik çekimli ya da birleşik zamanlı fiil haline getirir. Örneklerimize bakalım. Bir kendi gibi zalimi sevmiş, yanıyormuş ifadesinde yanmak fiil. I yardımcı ünlü. Yor nedir peki? Hatırlayın. Şimdiki zaman kipi. Muş, bu arkadaşlar ek fiildir. Peki ek fiilin neyi? Hatırlayın yine. Rivayeti. Görmüş olduğunuz gibi şimdiki zamanın rivayeti var. Bu şekilde adlandırılır. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Birleşik çekimli ya da diğer adıyla birleşik zamanlı fiil diyoruz. Tek başına evde kaldığı günlerde kitap okuyacaktı cümlesinde okumak fiil. Y nedir arkadaşlar? Kaynaştırma harfidir. Acak ecek, hatırlayın. Daha önce görmüştük. Gelecek zaman kipidir. Tı ise kip ekinden sonra geldiği için ek fiildir. Ek fiilin ne arkadaşlar bu? Hikayesi. Biz bunu nasıl adlandırıyoruz? Gelecek zamanın hikayesi olarak kabul edilir. Bundan dolayı bu sözcük de, yani okumak fiili de kip ekinden sonra ek fiil aldığı için birleşik çekimli ya da diğer adıyla birleşik zamanlı fiil olarak kabul edilmektedir. Ya sizinle buraya da gelirse ifadesinde yine gelmek fiil, ir nedir? Hatırlayın. Geniş zamandır arkadaşlar. Geniş zaman kipidir. S ise ek fiildir. Neden? Kip ekinden sonra geldiği için biz buna ek fiil diyoruz. Peki ek fiilin neyidir bu? Şartıdır. Geniş zamanın şartı olarak isimlendirilir. Bu da arkadaşlar yine birleşik çekimli fiil olarak ya da birleşik zamanlı fiil olarak kabul edilir. Diğer örneğimize geçelim. Sınav yerine önceden gitmeliydi cümlesinde gitmek fiil köküdür. Malı meli gereklilik kipidir. Y kaynaştırma harfidir. D nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Neden? Çünkü kip ekinden sonra geldiği için. Peki ek fiilin neyidir bu arkadaşlar? Ek fiilin tabii ki hikayesidir. Bu nasıl adlandırılır? Gerekliliğin hikayesi olarak adlandırılır. Biz buna da ne diyoruz arkadaşlar? Kip ekinden sonra ek fiil geldiği için birleşik çekimli ya da diğer adıyla birleşik zamanlı fiil deniyor. Bakın, dikkat edecek olursanız illaki haber kip olmasına gerek yok arkadaşlar. Dilek tasarlama kip ekleriyle de birleşik zamanlı fiil yapılabiliyor. Buna da dikkat edelim. O da senin gibi adam olaymış da sevdiklerine sahip çıkaymış ifadesinde yine arkadaşlar bakın, burada da var. Aynı oluşum burada da var. Çıkmak fiil. AE nedir? İstek kipidir. Y kaynaştırma harfidir. Mış ise ek fiildir. Peki ek fiilin nedir arkadaşlar bu? Rivayetidir. İsteğin rivayeti olarak adlandırılır ve çıkmak fiili bir kip ekinden sonra bir de ek fiil aldığı için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Bileşik çekimli ya da bileşik zamanlı fiil diyoruz. Aynı şey olaymış kelimesi için de geçerlidir. Bildiklerimi anlatsaydım taş üstünde taş kalmazdı cümlesinde. Bakın, kalmak fiil kökü, maz neydi hatırlayın? Geniş zamanın olumsuzudur arkadaşlar. D nedir burada? Ek fiildir. Peki ek fiilin neyi bu? Hikayesi.
Görmüş olduğunuz gibi bu da geniş zamanın hikayesi olarak adlandırılır. Biz buna yine de ne diyoruz arkadaşlar? Bileşik zamanlı, birleşik çekimli fiil diyoruz. Tıpkı anlatsaydım da olduğu gibi yine anlatmak fiildir. Sesa şart ekidir. D nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Ek fiilin hikayesidir bu. Şartın hikayesi olarak kabul edilir. Bu da yine bileşik çekimli, bileşik zamanlı fiil olarak kabul edilir. Ek fiilin ikinci görevine geçiyoruz arkadaşlar. O da bakın isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar arkadaşlar. Bunun bir istisnası var. O da arkadaşlar nedir? Bakın ise'dir. İse çoğunlukla arkadaşlar yüklem yapmaz, cümlenin ortasında bulunur. Buna da dikkat edelim. Örneklerimize bakalım. Yeni aldığı takım elbise çok güzeldi cümlesinde. Güzeldi yüklem. Güzel sözcüğü nedir? İsimdir. Peki buradaki di nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Ek fiilin dili geçmiş zaman çekimi diyoruz. Adamsan verdiğin sözü zamanında tutarsın ifadesinde bakın. Adam, isim. Buradaki arkadaşlar sesa nedir? Ek fiildir. Demin söylemiştik. İse arkadaşlar çoğunlukla cümlenin ortasında bulunuyor. Yüklem yapmıyor. Buna da dikkat edelim. Burada da yine ise ek fiil olarak kullanılmıştır. Sınıfın en yaramaz öğrencisiymiş cümlesinde yüklem hangisi arkadaşlar? Komple bu cümle nedir? Yüklemdir. O yüzden de öğrenci isim. Bakın S kaynaştırma harfi. İ nedir burada? Tamlamalarda anlatmıştık hatırlayın. İyelik ekidir. Sınıfın öğrencisi. Y kaynaştırma harfidir. Miş ise arkadaşlar isme gelip onu yüklem yaptığı için ek fiildir. Ek fiilin mişli geçmiş zaman çekim olarak kabul edilir. İş yerlerinin hepsi bu saatte kapalıydı cümlesinde. Bakın kapalıydı yüklem. Kapamak fiil. Kapamaktan kapalı olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Y kaynaştırma harfi. D ise nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Ek fiilin dili geçmiş zaman çekimi denir buna da. Mümkünse akşam eve erken gel cümlesinde mümkün isim. S nedir arkadaşlar burada? Ek fiildir. Ek fiilin şartıyla çekimlenmiştir diyebiliriz. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bakın gelse desem gelmek fiildir. Sesa nedir burada? Kipekidir. Hangi kipekidir arkadaşlar? Dilek tasarlama kipeklerinden dilek şart kipi olarak bilinir. Ama dikkat edin neye gelmiş? Fiile gelmiş. Burada ise isme geliyor değil mi? Mesela neydi? Adamsa dedik. Adam isim. S burada nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Neden? Çünkü isme geldiği için ek fiil olarak kabul edilir. İkisi arasındaki en büyük fark bu. Biri fiile geliyor. O yüzden dilek kip olarak kabul edilir. Diğeri ise arkadaşlar isme geldiği için bu da ek fiil olarak kabul edilir. Bunu ekler konusunda yine anlatmış olacağız. Aradığı her şey bu kanalda varmış cümlesinde bakın. Varmış yüklem. Var nedir arkadaşlar? İsimdir. Neden? Çünkü mevcut anlamına geliyor. Mış nedir peki burada? Mış da arkadaşlar ek fiildir. Ek fiilin neyle çekimlenmiştir? Mişli geçmiş zamanıyla çekimlenmiştir diyebiliriz. Önemli bir notumuz var arkadaşlar. İsimlere gelen ek fiilin bakın geniş zaman çekimi kişi ekleriyle yapılır. Demin söylemiştik. Şimdi ayrıntılarına bakalım. Bakın öğrenci kelimesinde öğrenci nedir? İsimdir. Hepsi için geçerli bu. Peki arkadaşlar öğrenciyim dediğimde, öğrencisin dediğimde, öğrencidir, öğrenciyiz, öğrencisiniz, öğrenciler dediğimde şunlar arkadaşlar ek fiilin geniş zaman çekimi olarak kabul edilir. Bunlar da ek fiildir. Bunu da unutmayalım. Örneklerle görmüş olalım isterseniz. Kuaförümüz Celil Bey iyi bir insandır cümlesinde. İyi bir insandır yüklem. İnsan isim. Buradaki dır nedir arkadaşlar? Buradaki dır ek fiildir. Biz buna ne diyoruz? Ek fiilin geniş zaman çekimi diyoruz. Bu okulun en iyi öğretmenisiniz ifadesinde öğretmen isim. İyi arkadaşlar iyilik ekidir. Okulun öğretmeni çünkü belirtili isim tamlaması yapıyor.
Siniz ise burada yine ek fiildir. Ek fiilin neyle çekimlenmiştir arkadaşlar? Geniş zamanıyla çekimlenmiştir. Burada da görmüş olduğunuz gibi ek fiil şahıs ekleriyle yapılmaktadır. Buna da dikkat edelim. Burada şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın, yüklemi isim olan cümlelerde ek fiil kesinlikle vardır arkadaşlar. Buradan da bunu rahatça çıkarabiliriz. Bakın, yine önemli bir notumuz var. Ek eylemin geniş zaman üçüncü tekil kişi çekiminde bazen dır düşebiliyor arkadaşlar. Nerede görmüştük bunu? Şurada görmüştük hatırlarsanız. Yine başka bir örnek üzerine de görmüş olalım. O kasaba buraya çok uzak cümlesinde normalde değerli arkadaşlar uzak yüklemdir ve isimdir. Peki ben bunun yüklem olduğunu nereden anlıyorum? Ek fiil yok. İşte burada düşüyor arkadaşlar. Düşen nedir peki? Burada dır ekidir. Uzaktır olması lazım değil mi? Uzaktır, uzaktır. Benzeşmeye uğrayarak sertleşmesi gerekiyor. Buna da dikkat edelim. Bu tür kullanımlar fazlasıyla arkadaşlar sorularda gelmektedir. Evet, diğer konumuza geçiyoruz. Fiillerde yapı. Arkadaşlar biz fiilleri yapıları yönüyle üçe ayırıyoruz. Nedir bunlar? Basit fiil, türemiş fiil ve birleşik fiil olmak üzere. Basit fiil nedir? Yapım eki almayan fiillere denir. Bu fiiller arkadaşlar çekim eki alabilir. Örneklerimize bakalım. Sen sürekli akıl almaz işler yapıyorsun cümlesinde yapmak fiil. I neydi hatırlayın. Yardımcı ünlü. Your. Yine hatırlayın demin çözmüştük birkaç tane örnek. Şimdiki zaman kipidir. Sun nedir? Sen yapıyorsun. Bu da ikinci tekil şahıs ekidir. Arkadaşlar yapmak fiili hiç yapım eki almış mı? Hayır. Bakın hepsi de çekim eki almış. O yüzden yapmak fiili nedir? Basit yapılı fiildir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Geçen gün Karadeniz'i ailecek gezdik cümlesinde gezmek fiil. Peki di nedir? Görülen geçmiş zaman kipi. K nedir arkadaşlar? Bu da biz gezdik anlamına gelir. Birinci çoğul şahıs ekidir. Peki gezmek fiili hiç yapım eki almış mı arkadaşlar? Hayır, bakın çekim eki almış. O yüzden yapısı yönüyle gezmek fiili nedir? Basit yapılı fiil olarak kabul edilir. Bu gece erkenden yatalım cümlesinde yatmak fiil. A nedir? İstek kipidir. Lım nedir arkadaşlar? Biz yatalım. Bu gece erkenden biz yatalım anlamına gelir. Dolayısıyla bu da birinci çoğul kişi ekidir. Yatmak fiili hep çekim eki almış. Hiç yapım eki almadığından dolayı yatmak kelimesi de yine burada yapısı yönüyle basit yapılı fiil olarak kabul edilir. Geçiyoruz türemiş fiillere. Arkadaşlar hatırlayın bunlar nedir? Yapım eki alan fiillere denir. Örneklerimize bakalım. Sabahtan beri basketbol oynadığı için yorulmuş kelimesinde bakın yormak fiil köküdür. Yormaktan yorulmak olmuş arkadaşlar. Fiilden fiil yapım eki almış. Muş nedir burada? Bu da öğrenilen geçmiş zaman kipidir. Yormak fiili bir tane yapım eki aldığı için yormaktan yorulmak olmuş. Bu yapım ekini aldığından dolayı biz bunu türemiş fiil olarak kabul ediyoruz. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını değiştiren eklerdi hatırlarsanız. Birini arıyormuş gibi durmadan etrafına bakınıyor cümlesinde bakmak fiildir. Bakmaktan bakınmak olmuş yine fiilden fiil. Yapım eki almış. I yardımcı ünlü. Yor ise nedir? Şimdiki zaman kipi olarak kabul edilir. Yine bakmak fiili bir tane en az bir tane yapım eki aldığından dolayı bakmak kelimesi de nedir arkadaşlar? Türemiş fiil olarak kabul edilir. Balıklar akvaryumun suyu değişince canlandı cümlesinde can isimdir. Candan canlanmak olmuş isimden fiil yapım eki almış. Gövdesi itibariyle bu sözcük nedir?
fiildir. Dı'da arkadaşlar görülen geçmiş zaman kipi olarak kabul edilir. Can kelimesi canlanmak olmuş. Dolayısıyla bir tane yapım eki almış. Yapım eki aldıktan sonra da fiil olduğu için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Türemiş fiil diyoruz. Bunları da bu şekilde değerlendirmek lazım. Geçelim birleşik fiillere. Arkadaşlar birleşik fiiller oluşumlarına göre kendi içinde üçe ayrılır. Bunlardan birincisi yardımcı eylemle yapılan birleşik fiiller. İsim soylu bir sözcükten sonra bakın etmek, olmak, eylemek, buyurmak, kılmak gibi yardımcı fiillerin gelmesiyle oluşur. Şu şekilde yine formülize edebiliriz. İsim artı yardımcı eylemle oluşan fiillere denir. Bakın bahçe işlerinde bize yardım etti kelimesinde arkadaşlar yardım isimdir. Etmek nedir bu? Yardımcı fiildir. İkisi birleşerek ne oluşturuyor arkadaşlar? Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiili oluşturuyor. Sınav sonuçlarını öğrenince hepimiz çok mutlu olduk cümlesinde yine mutlu isimdir. Mutlu olmak bakın anlamlı bir bütün oluşturuyor. Olmak da yardımcı eylemdir. Dolayısıyla isim artı yardımcı eylem neyi oluşturur? Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil oluşturur. Futbolcu transferinde sadece Ali Naibi'yi yetkili kıldılar cümlesinde. Bakın yetki isim kılmak yine hatırlarsanız yardımcı fiildir. İsim artı yardımcı fiil nedir arkadaşlar? Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. Arkadaşlar etmek ve olmak günümüzde en çok kullanılan yardımcı fiillerdir. Bunlar ise değerli arkadaşlar çok fazla kullanılmıyor. Bunlara da dikkat etmiş olalım. Yine önemli bir notumuz var. O da şu. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiillerde dikkat edin. Ses düşmesi ya da ses türemesi olursa bu fiiller arkadaşlar nasıl yazılıyor? Bitişik yazılıyor. Bu da önemli. Buna da dikkat edelim. Bakın. Senin de bizi sevdiğini hissediyorum cümlesinde. Bakın his isimdir. Etmek nedir arkadaşlar? Bu da yardımcı eylemdir. İsim artı yardımcı eylem niye oluşturuyor değerli arkadaşlar? Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiili oluşturuyor. Peki bu nasıl oluşmuş da bitişik yazılmış? Bakın burada S ne yapmış arkadaşlar? Türemiş. Biz buna da ne diyoruz? Ünsüz türemesi diyoruz. Ünsüz türemesi olduğundan dolayı da hissetmek kelimesi bitişik yazılır. Elinde sallayarak gezdirdiği tesbihi kaybolmuş cümlesinde ise bakın arkadaşlar kayıp isimdir. Olmak nedir? Olmak da yardımcı fiildir. Burada arkadaşlar iki tane ses olayı var. Birincisi ı ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. İkincisine de değerli arkadaşlar p sesinin yumuşayarak b olduğunu görüyoruz. Ama bizim için önemli olan nedir? Ünlü düşmesidir. Ünlü düşmesine uğrayarak kaybolmak sözcüğü bitişik yazılmıştır. Bundan dolayı da biz buna ne diyoruz? Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil diyoruz. Aldığım bu hediyeden sonra seni affediyorum cümlesinde af isimdir. Etmek yardımcı eylemdir. İsim artı yardımcı eylem nedir arkadaşlar? Birleşik fiil oluşturur. Burada da dikkat edecek olursanız F sesi ne yapmış arkadaşlar? Türemiş. Buna da ne diyoruz? Ünsüz türemesi diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ünsüz türemesi olduğu için de affediyorum kelimesi bitişik yazılır. Arkadaşlar bu bir yazım kuralıdır. Lütfen buna dikkat edelim. Mesela terk etmek ayrı yazılır. Zannetmek bitişik yazılır. Bu tür kullanımlar da yine karşımıza çıkmaktadır. Önemlidir. Önemli bir konudur. Lütfen dikkat edin. Arkadaşlar yardımcı eylemlerle oluşan birleşik fiillerle ilgili önemli bir ikinci notumuz var. O da şu. Bazı cümlelerde olmak ve etmek sözcükleri yardımcı eylem olmaktan çıkar ve asıl eylem olarak kullanılır. Bakın bu araba acaba ne kadar eder cümlesinde kadar etmek diye bir şey yok. Etmek sözcüğü burada gerçek yani asıl eylem olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı burada birleşik fiil yoktur. İtalya'da henüz akşam olmadı cümlesinde ise yine akşam olmak değil arkadaşlar. Olmak kelimesi burada yine gerçek
asıl eylem olarak kullanılmıştır. Yine burada da birleşik fiil yoktur. Buna da dikkat edelim. İkinci bileşik fiillerimize geçiyoruz. O da arkadaşlar kurallı bileşik fiiller. Bakın, iki fiilin birleşmesiyle oluşur. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiiller isim artı fiille oluşurken kurallı bileşik fiiller iki fiilin birleşmesiyle oluşur. Her zaman nasıl yazılır arkadaşlar bunlar? Bakın, bunlar her zaman bitişik yazılır. Yine yazım yanlışı olarak da karşınıza çıkar. Buna da dikkat edin. Bunlar arkadaşlar kendi içinde dörde ayrılıyor. Birincisi yeterlik fiildir arkadaşlar. Gücü yetmek anlamına gelir. Fiilden sonra ebilmek sözcüğünün gelmesiyle oluşur. Bakın, sonunda sen de görebildin cümlesinde görmek fiil, ebilmek nedir arkadaşlar? Yeterlilik fiilidir. Dolayısıyla görebilmek kelimesi kurallı bileşik fiil oluşturur. Çıkabildi kelimesine baktığımızda ise çıkmak fiil, ebilmek yine nedir? Yeterlilik fiilidir. İkisi beraber arkadaşlar kurallı birleşik fiili oluşturur. İkincisi tezlik fiilidir. Fiilden sonra i vermek sözcüğünün gelmesiyle oluşturulur ki eylemin bir an önce yapılması gerektiği anlamını verir. Hemen sofrayı hazırlayıver cümlesinde hazırlama fiildir. Y kaynaştırma harfidir. İ vermek ise arkadaşlar tezlik fiilidir. İkisi birleşerek neyi oluşturur? Kurallı birleşik fiili oluşturur. Tek seferde suyu içi verdi cümlesinde ise içmek fiil, i vermek nedir? Tezlik fiilidir. İkisi birleşerek arkadaşlar kurallı birleşik fiil oluşturmuştur. Üçüncü kurallı bileşik fiilimiz ise sürerlilik fiilidir. Yine fiilden sonra bakın 3 tane fiilimiz var bununla ilgili. E kalmak, e gelmek ve e durmak sözcükleriyle yapılır ki eylemin geçmişten itibaren yapıldığı anlamını verir burada da. Dün arkasından baka kaldı cümlesinde bakmak fiildir. E kalmak nedir arkadaşlar? Sürerlilik fiilidir. İkisi birleşerek ne oluşturur? Kurallı birleşik fiil oluşturur. Siz eve gide durun, o gelir cümlesinde gitmek fiil, e durmak yine sürerlilik fiili, ikisi birleşerek neyi oluşturmuş? Kurallı birleşik fiil oluşturmuş. Bu söz yıllardır söylene gelir ifadesinde sözden söylemek olmuş, fiildir. Hatta söylemekten söylenmek olmuş arkadaşlar, yapım eki de almış. E gelmek bizim sürerlilik fiilidir. İkisi birleşerek neyi oluşturuyor? Kurallı bileşik fiil oluşturuyor. Dördüncü kurallı bileşik fiilimiz ise yaklaşma fiilidir. Yine fiilden sonra e yazmak kelimesinin gelmesiyle, fiilinin gelmesiyle oluşur ki günümüzde fazlaca kullanılmıyor arkadaşlar. Anlam olarak baktığımızda ise az kalsın olacaktı anlamını verir. Ağaçtan düşe yazdım cümlesinde düşmek fiil, e yazmak nedir? Yaklaşma fiilidir. İkisi birleşerek kurallı birleşik fiil oluşturmuş. Peki düşmüş mü? Hayır. Az kalsın düşecekti anlamını vermiş. Maçta kalbim dura yazdı ifadesinde durmak fiil, yine e yazmak nedir? Yaklaşma fiilidir. Bakın fiil artı yaklaşma fiili neyi oluşturuyor arkadaşlar? Kurallı bileşik fiil oluşturuyor. Peki durmuş mu kalbi? Hayır. O pozisyona gelmiş. Az kalsın olacaktı anlamını ne yapıyor arkadaşlar? Vermiş oluyor. Şimdi bununla ilgili çok önemli bir notumuz var. Yani yeterlilik fiiliyle arkadaşlar. Yeterlilik fiilinin olumsuzunda ebilmek kalıbının şu bil kısmı düşer. Geriye arkadaşlar sadece e'si ve a'sı kalır. Lütfen buna dikkat edelim. İstek eki ile karıştırılır arkadaşlar. Burada yapmanız gereken şey nedir? İstek eki ile karıştırmamak için olumlusunu yapmak önemlidir arkadaşlar. Tamam mı? Olumlusunu yaparsanız ebilmek geliyorsa o zaman nedir? Ebilmek yani yeterlilik fiilinin olumsuzudur. Bu da önemli bir detay. Buna da dikkat edelim. Ve çoğunlukla cümlede de görmüyorsunuz. Bunu almıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen olumsuzluk eklerinden sonra EA ekini görürseniz yeterlilik fiilinin olumsuz olma ihtimali çok kuvvetli. Buna dikkat edin. Bakın, gidebildi kelimesinde gitmek fiil, ebilmek nedir? Yeterlilik fiilidir. Gidemedi dediğimde yine gitmek fiildir. E arkadaşlar,
yeterlilik fiilinin olumsuz şeklidir. Mame olumsuzluk ekidir. Di de dili geçmiş zaman ekidir. Peki gidemedi sözcüğü nasıl bir fiildir yapısı yönüyle? Yine arkadaşlar bu da kurallı birleşik fiil olarak kabul edilir. Buna da dikkat edelim. Bakın almak fiil, ebilmek bu da yeterlilik fiilidir. Almak fiil, a eki burada nedir? Yeterlilik ekidir arkadaşlar. Yeterlilik fiilidir. Ma olumsuzluk ekidir. Dı da dili geçmiş zaman ekidir. Dolayısıyla bu sözcük de yine ne olarak kabul edilir? Kurallı bileşik fiil olarak kabul edilir. Lütfen buna da dikkat edin. Birleşik fiillerin üçüncüsüne, yani anlamca kaynaşmış birleşik fiillere geçiyoruz arkadaşlar. İsim soylu bir sözcükle bir eylemin birleşmesiyle oluşan fiillere denir. Çoğunlukla da nasıl yapılır arkadaşlar? Ne ile yapılır bu? Bakın önemlidir. Deyimlerle yapılır arkadaşlar. Anlamca kaynaşmış bileşik fiiller çoğunlukla deyimlerle yapılır. Bakalım. Sahip olduğum tüm haklarımdan artık vazgeçiyorum cümlesinde vaz isimdir. Ne olduğu belli değil arkadaşlar. Hangi anlama geldiği belli değil. Geçmek sözcüğü de fiildir. Bu ikisi birleşerek ne oluşturuyor? Vazgeçmek kelimesini oluşturuyor. Bu da nedir arkadaşlar? Anlamca kaynaşmış bileşik fiiller. Nedense o adamın öngörüleri bir türlü tutmuyor. Ön isim, görmek fiil, isim artı fiilin birleşmesiyle oluşan öngörü kelimesi anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Varsayalım ki mirası sizinle paylaştık. Var isim, saymak fiil, varsaymak nedir arkadaşlar? Anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Bizim yaptığımız yemeklere burun kıvırıyor ifadesinde ise burun kıvırmak deyimdir. Dolayısıyla anlamca kaynaşmış birleşik fiil oluşturur. Kimse o futbolcuya nedense ayak uyduramıyor ifadesinde ise ayak uydurmak deyimdir. Bu da arkadaşlar anlamca kaynaşmış birleşik fiil oluşturur. Yıllardır görmediği çocuklarını bağrına bastı cümlesinde bağrına basmak yine deyimdir. Bu da anlamca kaynaşmış birleşik fiili oluşturur.